7.8'lik depremin yerle bir ettiği Nepal henüz yaralarını saramadan başka bir şiddetli sarsıntıyla daha neye uğradığını şaşırdı. Ülkede 25 Nisan'da kaydedilen 7.8'lik depremde 8 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 18 bin kişi de yaralanmıştı. Euronews'a konuşan Atina Üniversitesi Jeoloji Profesörü Eftemios Lekkas, 7.3 büyüklüğündeki bu yeni depremin öncekinden çok ayrı bir fay üzerinde meydana geldiğini söylüyor. Bugün geçen hafta olduğu gibi daha fazla kırık var. Parçalardan biri kırıldığında yer altının derinliklerinde o bölgedeki enerji komşusuna transfer ediliyor. Bunun sonucunda da gelecekte meydana gelebilecek bir diğer depremle komşu faylar da kırılıyor. Şimdi de doğu bölgelerinde Bangladeş yönüne doğru bir birikme söz konusu. Bunun anlamı eşit büyüklükte bir deprem olabilir. Fakat ne zaman meydana geleceği konusunda net bir şey söyleyemeyiz.